Evet kıymetli dostlar hayatta bazı şeyler vardır. Öyle önemlidir ki önemini ancak ve ancak gönüllerde anlarsınız. Mesela size benim için çok önemlisiniz. Yürekten selamlıyorum arkadaşlar. Dünyanın neresinde yaşıyorsanız herkese tek tek ayrı ayrı özellikle selamlar olsun. Bu kanala özellikle vermiş olduğunuz destekten dolayı. Yabancı sirkülasyonu. Şimdi böyle bir haberle giriş yapacağım. Kısa kısa öz net konuşacağım arkadaşlar. Şimdi Fenerbahçe transferde bir yandan yeni isimleri kadrosuna kattı. Diğer yandan da aslına bakarsanız temizlik, değişim, başkalaşım. Hani ne derseniz değil. Şimdi sözleşmesi bitip gidenlere bir şey demem. Mesela Batu Şuhayi, Caşu gitti. Zaits Fransa'ya gitti. Crespo Başakşehir'in yolunu tuttu. Bak şimdi ilginç isimler arkadaşlar. Hani hocam ben bunların gittiğine inanamıyorum diyeceğiniz isimler. Zayt, Crespo, Radik Krunic. Sırbistan'ın Kızıl Yıldız takımına imza attı. Hem de Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilecek. Luan Perez Santos'a döndü. Ca ja Pedro'nun sözleşmesi feshedildi. Çeşitli görüşmeler yapıyor. Bonucci futbola veda etti. Omar Fayet Belçika'nın Ben ekibine kiralandı. Ve orada gelişimini baya baya sürdüreceğini düşünüyoruz. Yani Baktığınız zaman gitmez 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 dediğimiz birçok isim çıktı çıktı gitti. Ha şu anda kaç kişi kaldı? Aslına bakarsanız şu anda e, Emre Mor, Serdar Aziz ve Ryan Kent kaldı arkadaşlar. Yani bu 3 isim gittiği anda Fenerbahçe kadrosu şu anda 30 diyor. E, 27'ye düşecek bir de Burak Kapacak var aynı zamanda. Hani başımıza bir nevi bela olan isimler bunlar. Hani bu dört isim gitti anda Fenerbahçe kurtulmuş olacak. Neyden kurtulmuş olacak? İstenmeyen tüylerden. Ya arkadaşlar açık net söyleyeyim. Arkadaşlarımız istenmeyen tüy konumundalar. İstenmiyorlar. Beğenilmiyorlar. Hoşa gitmiyorlar. Yani Fenerbahçe için yeterli görülmüyorlar. Bu demek değil ki gittikleri takımda tutmayacaklar. Ya gittiği takımda da tutabilir. Orada da iyi bir performans gösterebilir. Bu olmaz diye bir şey yok arkadaşlar. Yani kesinlikle olmaz olmaz diye bir şey yok. Herkes her yere gidebilir. Bak birçok da kiralık futbolcumuz var. Birçok da mesela Melih Bostan'ı alma önceliğiyle gönderdik. Hani Furkan Akgöz'ü kiraladık. Emir Ortakaya kiralık ki ben çok umutluyum. Emre Demir kiralık Sakarya Spor'da. Jorginho kiralık. Sırbistan Ligi'nde. Thiago Çukur kiralık. Roda takımında. Yani Fenerbahçe'nin birçok futbolcu var. Yiğit Fidan Karagümrük'te Yiğit Efe Demir Karagümrük'te Çağatay Kuru Karagümrük'te Karagümrük'e Yusuf Koca Türk Marius Trader Doğ Yani ee, Birçok ismimiz mevcut Mesela Tiago Çukur ismi Roda'da inşallah Baya baya bir tutar Yani 3 maçta 264 dakika süre almış Bir gol atmış İnşallah bol bol gol atar Kendine gelir kendi evrenine gelir Kendi kendine gelir Ha Diğer taraftan da transferin son günündeyiz Bugün 23.59'da transfer dönemi kapanıyor ve Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Rebiot, Rebio, Rabio, Ribit kapışması. Haber bu şekilde. Şimdi Türkiye'de transfer penceresinin kapanmasına sayılı saatler kaldı ve Rebio'yu kadrosuna katmak için iki takım da yoğun mesai sarf ediyormuş. Ve Fransız e, Yıldız transfer kararını vermiş. İşte detaylar diyor Foto Maç gazetesi. Yeni bir macera atılmak istediği birçok takım gündemini aldı. Bayern Münih, Milan, Arsenal falan filan, Inter, Milan. Birçok takım gündemini almış. Öyle söylüyor. Ve transferde artık sona yaklaşmış. Avrupa'nın dev kulüpleri maaşını yüksek bulması sebebiyle transfer askıya almış. Akşamda yer alana göre Fenerbahçe ve Galatasaray birbirine girmiş. Tecrübeli futbolcu bunlara e, yani beş 5 büyüklükte oynamak istiyorum demiş. Ama bir türlü anlaşamamış. Bir türlü oralara gidememiş. Ve Fenerbahçe'ye de Galatasaray'a imza atacakmış. Maaşı haftalık 220 bin sterlin. Şimdi 220 bin sterlin. Bunu 52 ile çarpmak lazım. Çünkü bir yılda 52 hafta var. Öyle değil mi? Yani yaz aylarında futbolculardan bazıları maaş alıyorlar. 220 bin çarpı 52 hafta. 11.440 yani 11 milyon 440 bin sterlinden bahsediyoruz. Şimdi bunu yabancı kulüplerde aldığı zaman %40 vergiyi kendi veriyor. Bizde aşağı yukarı arkadaşlar 8 milyon sterlin falan yani 10 milyon euro falan alması lazım. Açık söyleyeyim Fenerbahçe 10 milyon euroyu verecek bir kulüp değil. Evet transfer market değeri çok iyi bir futbolcu. Ee, şu kadar maç oynamış şöyle yapmış böyle yapmış 35 milyon euro piyasa değeri var. Ben şunu söyleyeyim transferin son günündeyiz çıkıp da Fenerbahçe Rebio'yu alacak deseler ben inanmam. Çünkü çok ciddi talepleri var. Bir de şöyle bir durum var arkadaşlar. Hani futbolcu aldın mıydı? Transfer market değeri yüksek futbolcu aldın mıydı? O futbolcuyu da e, nerede oynatacağına ya da kimi keseceğine de çok çok dikkat etmen lazım. Yoksa bütün sistemi mahvedebilirsin. Şimdi mesela Fenerbahçe Kostiç aldı. Dünyaca ünlü bir futbolcu, dünyaca ünlü bir teknik adam tarafından Fenerbahçe'ye getirildi. Ya biz kendi markamızda asla ve asla alamazdık arkadaşlar açık söyleyeyim. Yani kendi markamızda Kostiç ismini asla ve asla alamazdık. Niye bu asla alamazdık? Hocam parayı basar alırdık Allah aşkına. Sen de Fenerbahçe'yi bu kadar şey görme. Hayır kastettiğim o değil. Bu kadar ismi bu kadar toplamayı zor yapardık. Bakın Manchester, Tottenham, Roma üçlü savunmayı tercih etti. Ama Fenerbahçe'de henüz bunu kullanmadı. Çünkü Fenerbahçe'nin yapısı buna uygun değil. Kostic'in gelişiyle birlikte Fenerbahçe'nin eline B planı, C planı, D planı, E planı hamlesi geçti. Yani eğer Mourinho'nun yerine başka bir şey olsaydı, başka bir isim olsaydı emin olun Galatasaray'a giderdi. Çünkü Galatasaray'ın verdiği ücret bizden çok çok fazlaydı. Gerçi onlara göre biz 500 katını vermişizdir durumlar ama neyse. Şimdi 3-5-2'ye dönebilirim Fenerbahçe. 3-4-3 dönebilir mi? Hani oynayabilir mi? Kostiç geride üçlüde oynayabiliyor. Kanat bek sol orta sağ oynayabiliyor demişti. Yaratıcı sol bek Ferdi gitti. Orada eksiklik içindeydik diyor. Kostiç geldi. Hani Kostiç'in vallahi bir stoper olarak düşünebilirim diyor. Yani ne diyor? Ben onu sol bekte oynatırım diyor. Ve rotasyon geniş. Fenerbahçe'de hiç üçlü savunmayı tercih etme diyor. Kesinlikle doğru değil. Hazırlık maçlarından beridir. Takip eden canlı yayın yapan birisi olarak söylüyorum. Hazırlık maçlarında üçlüyü denedik biz. Ha Manchester'da, Tottenham'da, Roma'da ana plan üçlü stoper. Hani farklı versiyonlar ama Kostic'in gelişiyle işler değişti diyor. Hani sol kenarda Kostic, sağ kenarda Mert Müldür ya da Osa'yı bu sisteme uyan isimler. Stoper'de Osterbol'de Çağlar, Ciku, Bekao, Samet var. Özellikle Bekao, Udinese'de yıllarca yanında iki stoperle birlikte görev yaptı diyor. E çift forvet olabilir. 3-4-3'lü Fenerbahçe, 3-5-2'li Fenerbahçe, 4-2-3-1'li Fenerbahçe, Hani ben burada tek tek kadrolar şöyle böyle diye göstermek istemiyorum arkadaşlar. Hani bu e, kesin dönecek anlamı taşımıyor. Ama şunu belirteyim. Mourinho'nun B planı C planı hazırlıklarına dikkat etmekte fayda var. Şimdi e, sevgili Hakan abi bir e, şey çıkartmıştı. Bir Excel dosyasıyla Fenerbahçe'nin ve milli takımın maç grafiğini çıkartmıştı. Şöyle bir grafik arkadaşlar. Şöyle ben biraz büyüteyim. Şimdi Uluslar Ligi maçları bitti zaten. Yani şu iki maç en üstteki iki maç bitti. 15'inde Pazar günü Kasımpaşa maçımız var. 6. maçta 6 atmamız gereken Galatasaray'la evimizde oynuyoruz 22 Eylül'de. İnşallah 6 atarız. 6-0 kazanırız. En az 6-0. Sonrasında bakın Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi. Ardından yine Pazar günü Antalya Spor Depresmanı'ndayız. Ardından Perşembe günü Twente deplasmanı ve boşluk. Yani Fenerbahçe'mizin 2, 4, 5 maçlık periyodu var. Ardından arkadaşlar ardından bakın 5 maçlık periyodun ardından Fenerbahçe'miz bay geçecek ve milli araya girecek. Yani zamanlama harika. Çünkü milli ara girişi ve çıkışı Fenerbahçe için çok sıkıntılıydı. Çıkışta Samsun deplasmanı. Bakın Samsun Manchester United, Bodrum, Trabzon, Alkmar, Sivas mi yine milli ara? Yani 5 maç milli ara, 6 maç milli ara. Hocam arkasında da merak etmedik değil ya. Şimdi Allah için. Arkasını arkadaşlar milli ara böyle kolay kolay gelmiyor. Bakınız 12 Ocağı kadar baya bir periyot var. Ama şu 5 beş maçta 5'te 5 beş yapalım. Milli araya girelim inşallah. Ardından 6'da 6 yapıp milli araya girelim. Ondan sonra bizi kimse tutamaz. Onu söyleyeyim. İrfancan Kahveci ile yeni dönem hala 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 İrfancan Kahveci yeni sözleşme e, haberleri görüyorum. Şu an hala onun konusu değil. Fenerbahçe o ile de İrfancan'la da sözleşme uzatacak. Ama arkadaşlar transfer döneminin resmi olarak bitmesini bekliyor. Şimdi İrfan son iki sezonda dikkat çekti. Ama Fenerbahçeli yürekten Fenerbahçeli bir isim. 2025'te yani Haziran 2025'te bitiyor. Ve e, son iki sezonda gösterdiği performansa dikkat çekti. 3 yıllık yeni sözleşme ve İrfan Fenerbahçe'den gidersen de para kazandırırım diyor arkadaşlar. Durum bu. Hocam biz bugün transfer yapmayacak mıyız? Yapamayacağız arkadaşlar. Ocağa kadar bekleyeceğiz. Christian Medina gerçeği. Fenerbahçe kulübü ve oyuncu anlaşma sağladı. Christian Medina transferinin hatalı e-posta sebebiyle resmiyet kazanmadığı ortaya çıktı. Şimdi arkadaşlar bu bu tip haberlerde ben şunu söyleyeyim. Ben de yıllarca haber editörlüğü yapmış birisi olarak söyleyeyim. Hani köpek adamı ısırdı. Haber yapın kimse okumaz. Adam köpeği ısırdı. 1 milyon tıklaması var. Anladınız mı? Mail adresini yanlış yazdılar. Hadi buyurun. Yani mail adresini yanlış yazdılar. Alın size şey. Ee, neydi onun adı? Babalar gibi bir olay. Bak mail adresini yanlış yazdılar. Nasıl arkadaşlar? Bence dehşetül vahşet. Öyle değil mi? Yani bazı şeyler böyle arkadaşlar. Yani bazı olaylar bu şekilde ve bu şekilde sürecek gibi duruyor. Sevgili arkadaşlar. Şimdi Medina Medine olayında da bunu yazmışlar. Niye ben diyorum bak. ne normal konuşuldu, edildi, paradan anlaşılmadı. Kimsenin umurunda olmadı ama meyili yanlış yazdılar. Bu büyük şey yapalar. Haberde Boca Juniors Sportif Direktörü Marcelo Delgado'nun e-posta metninde Fenerbahçe yerine Fenerbahçe yazdığı için belgenin Fenerbahçe'ye ulaşmadığı ifade edildi. Bir başka iddia bonuslar görüşülüyor. Bu da iddia daha doğru. Yani bu iddia çok daha doğru. Anladınız mı? Şimdi haberin bu bölümünde çok çok merak etmedim değil açıkçası. Çünkü bonuslar konuşuluyor. Ee, bir Bakalım. Arjantin basında yer alan bir başka habere göre ise transferin resm resmileşmemesinin asıl sebebi maildeki hata değil. Haberde Fenerbahçe ile Boca Juniors arasında görüşmelerde konuşulan iki bonus maddesine henüz net bir anlaşma sağlanamadı diye. Şimdi Fenerbahçe Boca Juniors'a bonuslarda ayrı 15 milyon dolar verecek. Boca Juniors Medina'nın bir sonraki satışından %20 pay alacak. Fenerbahçe Medina'nın transferinden dolayı Boca Juniors'ın Arjantin'e ödeyeceği %20'lik dilimi de ödeyecek. Transferde Mourinho etkisi diyor. Arkadaşlar ben şunu söyleyeyim bendeki veri şu şekilde. 10 milyon dolar artı 10 milyon doların %20 vergisi artı bakın artı bir daha söylüyorum. 10 milyon dolar. Bunun %20 vergisi. Yani 12 milyon dolar. Artı 5 milyon dolar opsiyon. Yani bonus diyelim. Diyelim ki bu bonus maddesi de devreye girdi. 17 milyon dolar. Tamam anlaştık. Sonraki satıştan Fenerbahçe'nin ödediği rakam çıkarılıp %20'si bu kulübe ödenecek. Yani 17 milyon dolar. 100 milyon dolara sattık diyelim. Çıkart yüzden 17'yi. 83. 83'ün %20'si bunlara kalanı bize. Sözleşme bu şekilde arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani benim bildiğim bendeki duyumlar bu şekilde. Haberiniz olsun. Şimdi TFF'den yabancı kuralı için açıklama gelmiş. Ben de bunu çok merak ediyorum. Transferin artık son günündeyiz. Açıklama geliyor. Yani neyse A milli takım sorumlusu Ceyhun Kazancı yabancı kural hakkında açıklamalarda bulunmuş. Biliyorsunuz Beşiktaş'ın yöneticisiydi Ceyhun Kazancı. Ne diyor? Sürekli bir değişen kural istemiyoruz. Detayları, detaylı çalışmalar yapıp bunu her yönden inceleyip öyle bir karar almak ve bunun uzun süreli olması kanaatindeyiz. Her sene değişen kural kulüplerimizi de zorluyor. Bu sene de adet sayısında değişiklik olmadı. Sadece sahada oynayan Türk futbolcu sayısı değişti. Bu sene de 14'ten 12'ye inmesiyle bazı kulüplerimizin zorluk yaşaması, haklı fesih söz konusu olmasın diye kadroda tutabilmeleri için 14'te sabit tutuldu dedi. Buradaki olay şu. Mesela yabancı sayısı 12'de kaldı diyelim. Adamın 13. yabancısı. Direkt sözleşmesini feshedip gitme hakkına sahip. Ve parasını da tamamını alıyor. Şimdi şimdi yabancı sınırı sayısıyla alakalı tek taraflı bakmak çok yeterli değil. Önce Türk oyuncu havuzunu geliştirmemiz lazım. Alt akademilerden yetişen, alt liglerde oynayan oyuncuların oynama sürelerini ve kalitelerini yukarıya çekmemiz lazım. Biz sahada 3 olsun ama olmak zorunda olduğu için 3 tane olsun istemiyoruz. Bu bir günlük bir şey değil. Altyapı projesiyle alttaki havuzun genişlemesiyle söz konusu olabilecek bir şey. Sınırsız yabancı olsa bile milli takımı olumsuz etkileyeceğini düşünmüyorum. Ben burada bir şey söyleyeyim. Sınırsız yabancı olursa milli takım uçar uçar mükemmel set derecede uçar. Mükemmel derecede uçar. Son maçımıza bakın. Kerem Aktürk ola ettirik yaptık. Galatasaray'daki niye yapmıyor da oradakini yaptı? Arkadaşlar bu tabii ki de bir rastlantı. Hani bu şekilde denk geldi. Arda Güler mesela. Hakan Çalhanoğlu. Geberse de Hakan'ı oynatıyorlar mı? Orkun Kökçü. Geberse de oynatıyorlar mı? Zeki Çelek şu halinden oynatıyor. Kenan Yıldız. Bir bakın bak. Merit Demiral mesela. Çağlar oynatıyor da. Çağlar olmadığı maçta Abdülkerim oynatıyor. Hani yabancı sınır serbest olsa Galatasaray Abdülkerim'i paketlemez miydi çoktan? Teklif hareketinde giderdi. Sol bekimizde kim oynadı? Mert Müldür. Ee, yabancı kurulundan dolayı Fenerbahçe satın aldı. Yoksa sağ sağladaydı. Haksız mıyım? Bir kaleci üretemiyoruz. Yani yabancılara kaleci satamıyoruz. Demek ki Türk kalecilerde sıkıntı var. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Yani dikkat etmez ama mesela Salih Özcan bak. İsmail Yüksek yabancı sınırsız istediğiniz kadar yabancı olsun dese İsmail Yüksek'i biz 20'ye falan okuturduk. Yerine de genç birini alırdık mesela. Ve artık Atletico adamı kendini geliştir, Barcelona adamı geliştirdi. O bilecektir. E hücum hattına bakın mesela Umut'la Nair'le maç yapıyor. Barış Alper'le maç yapıyoruz işte. Eksiğimiz burada. Ne diyor geçiş sürecinde şu anda 14 sayının yeterli olduğunu düşünüyorum. Gelecek sezona itibaren bir karar alacağız mutlaka ve bu karar da uzun soluklu olacak. Tek senelik bir karar alma derdimiz yok demiş. Bana soracak olursanız. Bana soracak olursanız. 14 yabancı kuralı gayet iyi, gayet yerinde. Ancak yaşta sanki sıkıntı var. Yani bir de yaşa el atmalar lazım. Hani 30 yaşın üstü atıyorum iki futbolcu alınabilir diye. Bizim buradaki amacımız ne? Kulüplerin kalkınması, Türk futbolcunun çıkması. 30 yaşın üstündeki futbolcular Türk futboluna zarar veriyorlar. Ne derseniz deyin. Yani ne derseniz deyin. Ha her futbolcu tadiç değil. Her futbolcu başka bir şey değil. Bunu da belirtmiş olayım arkadaşlar ben transfer döneminde Fenerbahçe'yi değerlendireceğim. Tam olarak resmi olarak bitsin. Değerlendireceğim ama değerlendirirken de mesela sadece Fenerbahçe değil, Galatasaray'ı da değerlendiriyorum. Niye? Çünkü Fenerbahçe'nin yarıştığı rakibi Galatasaray, Beşiktaş. Bugün Fenerbahçe şampiyonluk yolunda mesela %100 ihtimali alalım. Yani Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolundaki rakipleri kimler? Hani %1 bile olsa atıyorum Trabzonspor'sa %1 Trabzonspor. Kalan %99'u öbürlerine bölüştür desem adım soyadım kadar eminim yüzde 50 Galatasaray yüzde 50 Beşiktaş çıkar. Yani aranızda oylasam. Ama Galatasaray eğer transfer falan yapamazsa ya da şu mevcut kadrosuyla giderse hakemsiz Galatasaray değil Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolundaki rakibi paspası olamaz. Hakemsiz Galatasaray hiçbir şeydir. Hakemi yoksa görüyoruz. Ki çok yıpratıcı bir süreç. Bakın az önce ben burada şeylere verdim. Periyotları verdim. 5 maçlık, 6 maçlık periyot. 6'da 6 yapıp mükemmel şekilde yoluna devam edebilirsin. Ya da Galatasaray gibi 6'da 0 çekip 6-0'a teknik direktörünü kovup başka başka oluşumlara gidip sezonu kaybedebilirsin. Yani her şey olabilir. O yüzden bu sene çok çok önemli. Beşiktaş'ta, Galatasaray'da, Fenerbahçe'de aslına bakarsanız aynı yerdeler. Nasıl aynı yerdeler? Hepsi de aynı yerdeler. Çünkü birisi e, UEFA Avrupa liginde, öbürü Şampiyonlar liginde, öbürü konferası değil. Üçü de Avrupa liginde. Müthiş, muhteşem arkadaşlar. Gerçekten muhteşem. Çok da iyi oldu, çok da güzel oldu. E, üçünün de şeyler, periyotlar aynı. Biri Çarşamba e, üç maç oynayacak. birisi Çarşamba bir maç, birisi iki maç mı ne oynayacak? Hiç mühim değil. En azından ve en azından e, böyle oldu. Kent konusunda şunu söyleyeyim. Kenti kadro dışı bırakabilirsin. U19'a çalışmaya gönderebilirsin. Ek olarak vücut çalıştırma, fitness falan filan verebilirsin. Hiçbir sıkıntın yok. Kulüp olarak ipler senin elinde. 14. yabancı kuralını işgal ettiği için e, ayrıca da tepki gösterebilirsin. Futbolcuyu çeşitli şekillerde çok çalıştırıp yıpratabilirsin. Kaldı ki futbolcu sadece paraya odaklanmış durumda. Bunun da UEFA FIFA nezdinde bir cezasının olması lazım. Arkadaş tamam ben futbolcuna imzalamışsın ama futbolcu da seni dolandırma peşinde deyip sana da fesi hakkı tanımalı ya da sana da para ödeme şu kadarını öde yani yüzde 25 mesela Fenerbahçe'ye bir madde gelse desek 25'ini ödeyebilirsin kalanını ödeme çünkü futbolcuya 25 tane resmi teklif gelmiş hala gitmemiş demek ki futbolcu senden para koparma peşinde bu futbolcu etiğine aykırı bir durum dese sen bak bakalım Kent Efendi yalvara yalvara sözleşmesini nasıl fesettiriyor. ya yani burada da kuralların devreye girmesi lazım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.